Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve elhiqna ila salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Evet. Şimdi Musul-i Tullab dersimizin İrab'tan mahalli olmayan cümleleri bölümündeydi. Üçüncü mesele birinci babın. Orada neye geçtik? İkinci cümle sıla olarak vaki olan cümle. Burada sıla da biz metni okurken ben orada biraz size burada tafsilde bulunmuştum. Yani sılayı harfiyle sılayı mevsul sılasını anlatmıştım. İsim, ismi mevsul ile harfi mevsul. Vahdet hocam bizi özetlesin. Harfi mevsul ne demek hocam? İsmi mevsul ne demek? Ne anlatmıştık? Neler almıştık orada? Bir şey alsam aslında giriyor. Bir kopya istiyor hocam. Bir yardım. Mastara değil mi? Harfi mevsuller nedir aslında? Mastariye harfleridir. Mastariye harfleridir değil mi? Bunlar nelerdi bunlar? En, ma, enne, ma, lev, ekey. Bu bazılarına göre izada. Bu beş harf. En, enne, ma, en, enne, ma, key ve lev demiştik. Bunlar mastariye harfleri. Hocam bir de enim hafife demiştik. He? Yok zaten enin içerisinde o var. Yani enle eni muhaffefe olup amel ettiğinde de aynı şey oluyor. Aslında orada en mastariye. Sadece mastariye orada. Bu enle en zaten mastariyeyi de kapsamış oluyor yani. Şu en yani ikisi de. Ama birincisi el mastariyenin kendisi, diğeri enle. Yani aslında ben orada şunu yanlış söyledim. En ikisini kapsıyor. Biri enil mastari ikiye ayrılıyor gibi değil de. Öyle değil. Aslında genelde şu şekilde zikrediyorlar. En mastariye eni. Diğer en ise zaten ennenin kendisi o yani. Anladınız mı? Yani o enneye dahil yani. Belki benim o yaptığım taksim uygun olmadı yani pek. Ama fark etmez. Önemli olan o orada enil muhaffefenin de olduğunu görmek yani. La müşahede fil ıstılahat. Evet, şeyler, taksimatlar üzerinden, ıstılahlar üzerinden veya da misaller üzerinden insanlar değil mi eleştirilmez diye bir şeyler vardır. Evet. Şimdi bunlar harfi şeylerdir. Bunlar mastar harfleridir. Manayı mastara çevirirler. O yüzden kendisinden sonra gelen cümlenin nedir? Sılası. Kendisinden sonra gelen cümle onun yine sılasıdır. İkisinden sonra da cümle gelir. Yani, ama farkları nedir? Ha, cümle olarak değil de cümle, kendilerinin cümlesi ikisinde mahalli yok İrab'ta. Ama kendisi komple mevsulüyle birlikte ismi mevsulün kendisi, mevsulün kendisinin bir mahalli vardır. Mevsulü. Harflerde ise komple kendisi harfiyle birlikte mastara tevil edilip bir mahalli vardır. Evet. Başka ne farkları vardı? Ait. Çünkü harflerin İrab'tan mahalli olmaz. Harfi mevsullerin aitleri yoktur. Niye? Harfe dönmez. Harfe bir zamir dönmez. Zamir isme döner sadece. O yüzden harfi mevsullerin neye olmaz? Aitleri olmaz. Ama ismi mevsullerin aitleri olmak zorunda. Ve bazen bunu olabilir ama mahzuf olabilir demiştik. Bunu harfi İsmi mevsul bahsini açarsanız kavaitte veya şeyde onu geniş bir şekilde nerelerde hasfedilebilir vesaire bunları gördük. Mecrurun hasfi, merfuunun hasfi bir de mansubun. En çok hangisi hasfedilirdi aitlerde? Mansub. Mansub olan hasfedilirdi. Evet. Güzel. Şimdi gelelim burada. Cümletü saniyetu mimma la mahalle lehu. İrab'da mahalli olmayan cümlelerin ikincisi el vakıatu sileten lismin mevsulin nahvu. Yani ismi mevsul olarak vaki olan cümle. Mesela kâme ebuhu min kavlike. Senin şu sözündeki kâme ebuhu cümlesi gibi. Câellezî kâme ebuhu. Yani babası ayağa kalkmış olan geldi manasında. Burada câe nedir? Fi'lu mâdî mebniyün alel fet. Ellezî itim mevsul mebniyün alel sükûn fi mahalli ref'in fa'ilun. Kâme fi'lu mâdî mebniyün alel fet. Ebuhu fa'ilun fa'ilun merfu'un ve alamet ref'ihi elvav liyennehu min esmâin kamse. Ve huve mudâfu damir muttasıl mebdûn fî mahalli cerrin mudâf iley. Kâme ebûhu cümlesi ney? Lâ mahalle lâ minel âb liyenneha sıla cümletü sıla. Ve câellezî kâme ebûhu lâ mahalle lâ minel âb liyenneha cümle müstehnef. Evet, liyenneha sılatul mevsul. Mevsulün sılası. Vel mevsul vahdehu. Mevsul tek başına lehu mahallu. Burası çok önemli. Mevsulün tek başına mahalli vardır.
Bir hasebi ma yakdil amil. Amil neyi gerektiriyorsa. Mesela burada bakın fiil amildir. Fail olarak almış ismi mevsulü kendisine. Ama harfi mevsul öyle değildir. Tamam. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Nereden çıkardınız ey naif alimleri? Siz bunun yani bu ismi mevsullerin kendisinin irabı olduğunu, harflerin olmadığı gibi böyle bir şeyi nereden çıkardınız? Bir delili. Şimdi geldik işte. Bakın ne dedik? Naif'in bu seviyesi üç bir seviyedir. Artık burada neye giriyorsunuz? Her zaman ne dedik? Bir ilmin başlangıcı, o ilmin temelini alma. Mesela Tuhfetü Seniye'yi okudunuz değil mi? Tuhfetü Seniye nahiv ilminin konuları itibariyle %70'idir aslında. Budur. Bu işin temelidir, özüdür. Artık mutavassıt konuya girdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Konuların hepsini tanıyorsunuz. Mesela bizim okuduğumuz Nahul Vadıh veya Kavait kitabı nahiv konularının nahiv ve sarfı beraber alıyor. Belki %90'ını da alıyor, 95'ini alıyor. Ama mutavassıt veya de müntehi dediğimiz yer nedir? Müntehi dediğimiz artık meselenin neyine giriyorsunuz? Halillerine, delillerine giriyorsunuz. Yoksa böyle yeni bir mesele değil yani. Bakın bunu ismi mevsulü, harfi mevsulü yine gördünüz bunları. Ama burada bakın farklı bir şey geliyor. Niye mahalline göre şey alıyor diyorsunuz mesela. Niye mahalline göre? Bir delili. Ama siz bu konuyu unutmuş olursanız ya harfi mevsuller kendisi almıyor, ismi mevsuller sadece kendisi alıyor. Harfi mevsul ise fiiliyle birlikte, sılasıyla birlikte alıyor. Bunu daha önce bilmiyorsanız veya da oturtturmadıysanız şimdiki bu delil size tabii zor gelecek. Çünkü birkaç meseleyi oturtturmak zorunda kalacaksınız. Evet. Şimdi geldik burada delile. Ne bu? Bir delili zuhuri li'arabi fi nefsil mevsul. Yani mevsulün kendisindeki irabın zuhuru deliliyle. Ortaya çıkıyor irab. Nerede? İsmi mevsulle. Bak diyor örnek. Thümme lenenzi'anne min kulli şi'atin eyyuhum eşeddu. Sonra diyor biz ne yaptık? Her şeyden, her topluluktan bir kısmını ne yaptık? Her topluluktan hangisi daha şiddetliyse, hangisi daha şiddetliyse onu çekip aldık. Cehennemliklerden bahsediyor yani. O topluluklardan her birinden ne yaptık? Eyyuhum eşeddu. Hangisi daha şiddetliyse, hangisi daha şiddetse küfürde şeyde biz onları çekip aldık. Peki burada delil nerede? Eyyuh. Eyyuh güzel. Eyyuh'un neyi delil burada? Yani aslında burada mebni hocam. Mebni? Ama bak ne diyor? Fî kıraatin nasbi. Hadi bir kopya daha verdim. Nasb kıraatinde. Yani bunu eyye diye de okuyan var. Eyye ama şaz bu. Zaten bakın eyye diye almış burada da. Eyye. Zaten eyye yazmış. Yazmış ama normalde eyyuhum. Bu eyye kıraati şaz. Ben de eyyuh yazmam. Aslı zaten eyyuh. Ben yürürüm. O kadar eyyuhun kuralı var mı hoca? Evet. Buradaki tamam kuraldan ziyade burada yukarıda söylediğim sözün delille Türkçe söyledim. Bir diye delil çıkarıyor. O delili ne? Bakın parçayı okudum. Çıkarım yapacaksınız sadece. Yeniden bir şey bilmenize gerek yok. Şuradaki söyleneni anlayacaksınız. Delil söylüyor. Neye delil söylüyor? Delil ne İbrahim hocam? Neyin delili bu? Şeyi anlayamadım. Cümleyi anlayamadım. Yani işte oradan koptunuz. Fark ettim o yüzden dedim. Bak şu. Konu şu. Diyor ki sılacu ismi mevsullerin kendisi cümleden mahalli vardır. Harfi mevsullerin ise sılasıyla birlikte komple kendisinin yok. Peki delil nedir ismi mevsullerin kendisinin cümlede mahalli olduğuna? Ne içerisinde kendisinin mahalli olduğuna delil ne dedi? Şu delil dedi. Bak dedi ismi mevsulün kendisinde irab ortaya çıktı dedi. Nerede? Thumma lenenzi'anne min kulli şi'atin eyyuhum eşeddu fi kıraatin nasbama. Nasb kıraatinde. Ne dedi? Kim açıklayacak burayı? Hocam nasb kıraati diyor. Nasb olarak okunmasını mı kastediyor? Nasb olarak okunmasını yani. Eyyuhum'u kastediyor. Eyyuhum. Tamam şunu demek istiyor. Yani bu eyye bir ismi mevsuldür. Eyye diye okunduğunda ismi mevsuldür. Ve bu mansup okunabildi. Duruma göre mevsul da okunabilir. Mansup okunabildi. Bak diyor. Maksu amil içerisindeki amilden ötürü mansup okundu. Meful bihiydi burada. Meful bihi bak diyor irabı gösterdi. Çünkü bütün mevsuller nedir? Mebnidir. Sadece eyyu kaç hali vardır eyyunun? Eyyu. Maşallah Zeynep hocam bize sonradan katıldı ama nahiv meselelerinin bütün anlattıklarımızı hemen hemen hepsini
Aldı, evet. 4 tane hali var. Hangi halinde peki mebnide, hangi halinde murabbı? İşte tam da bu ayette mebni hocam. Sadr-ı sılası. Bu ayet, bu ayet delildi. Güzel. Sadr-ı sılası atfedilmiş. Ve? İzafetle gel. Bu kadar değil mi? Ve eyyuhu. Eyyü nedir? Eyyuh. Eyyün kemâ ve u'ribet mâ lem tutaf ve sadr-ı vaslihâ damirun hazef. Yani eyyü 4 hali vardır. Bu 4 halinden 3'ünde mebnidir. Cumhur'un görüşüne göre. Geleceğe başka görüş de var. Bir halinde ise 4 haline mebnidir. Bir halinde murabdır. Değil mi? Hocam ters söyledim. Özür dilerim. 3 halinde murabdır. Aynen, Allah razı olsun. 3 halinde murabdır. Bir halinde mebnidir. Şimdi bu konu biraz daha şey oldu. Görmediğim bir konu hocam. Eyyun'un. Bunlar da ismi meksul hocam. Peki bu hey olduğu, mebni olduğu hal nedir hocam? Eğer Eyyun. Bu işte. Eyyun burası. İzafetle gelir. Evet. Ve sadr-ı sılası hasfedilirse. Sadr-ı sılası dediğimizde sıla cümlesi. Sılasının başı. Aynen. Şimdi bu ayeti zaten bakacağız, inceleyeceğiz, göreceksiniz. İşte diyor ki bak diyor burada eyye diye okunan kıraate göre burada diyor irap ortaya çıktı. Demek ki diyor bak diyor bu delildir ki bu ismi mevsuller diyor ne kendileri mahal tutarlar. Çünkü bu da ismi mevsul. Ve lehu rabbena erinellezine adallana. Bak rabbena erinellezine. Bakın burada ellezine. Bak diyor bu ellezine. Bunlar normalde cumhura göre mebni, İbn-i Mali'ye göre bunlar nedir? Murab'dır. Burada ellezeyni diye gelmesi yine irap gözüktü. Burada irap gözüktü. Demek ki diyor bak bu bir delildir diyor. Şimdi bu ayeti inceleyeceğiz. Sağlam bir inceleyeceğiz inşallah. Bu ayetteki 4 tane vecihi göstereceğiz. Şimdi ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ ayeti. Normalde اَيُّهُمْ اَشَدُّ diye geçiyor. Bunun irabını yapacağız. İrabını yapalım. Kim yapacak ilk önce genel bir irabını? En temel, en zahir olan, cumhura göre görünen irabını yapalım. Cumhura göre. Evet, kim yapacak? Bu başındaki lam hocam tekitle mi alakalı? Bir tekit. Ama nasıl ya. Nedir bu? Sümme nedir? Atıf harfi. Onu geçtik. Sümme atıf harfi. La mahalle lem neler. Çünkü atıf harfi. Lenenzi anne. Kim yapacak lenenzi anneyi? İbrahim hocam yapsın. İbrahim hocam İrab'da. İbrahim hocam bizim öncümüz. Çünkü çok hızlı yapıyor. Böyle İrab'da sizi o seviyeye getiremedik. Yani İrab'ı hızlı yapıyor. Yapamıyoruz. Öyle dedin hocam. Beni mahvettin. Hemen bakacak. İrab'ı çünkü diğer hocalarım mesela konuyu biliyor belki. Zeynep hocam da mesela İrab şeyde Nahiv'de İbrahim hocamdan geri kalır yanı yok. Ondan belki daha yüksek olmasa da Arapçada bir şey geldi aklıma. Böyle bir ibare var. Denir ki وَهِيَ لَمْ mesela Zeynep hocam isim وَهِيَ لَمْ تَقِلُّ عَنْهُ وَاِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ yani ondan yüksek değil ama ondan az kalır yanı da yok gibi bir söz var. Naif anlamında ama irabı çok zayıf yapıyor yani konuşurken şey fazla tekrar yapmamış. Tabii biz hocalarımla geçmişte çok tekrar yaptık. Hızlı bunu biraz hızlandırmanız lazım. Yolu da kolay. Basit irab yapın devamlı. Câ'e aliyyün. Câ'e fi'lü mâdim ebnin aleffet aliyyün. Fâilün damir mutlükçe. Fâilün merfûn mutlükçe. Fâilün merfûn alemet terfi adlam ezari fi ahirî böyle. Çekinmeyin. Hızlı hızlı yapın ki onlara alışın. Zor iraplarda bu sefer kalır. Ama hepsinde zorlanırsanız bu sefer o zor iraplar da size oturmaz zihninize. Evet İbrahim hocam. Lenenzi anne. Lam bir şey yapamadım. Lam nedir? Biz ne demiştik? Arapçada fiili muzari görüyorsan, fiili muzari görüyorsan ve o nunu peki daldıysa nedir hocam? Bir kasem için. Kasemin cevabı, mahzuf bir kasemin cevabı, yemindir yani. Bir yemin var orada değil mi? Vakıatun fi cevabı kasemin mahzuf. Mahzuf bir kasemin cevabıdır. Evet, ne olacak? Nenzi anne yapalım. Lam, vakıatun fi cevabı kasem dedik. Nenzi anne. Fiili muzari un. Mebniyün çok güzel. Mebni oluyordu değil mi? Evet. Fiili muzari hocam iki yerde mebnidir. Bir nunun ismi bitişirse bir de nunu tevkidil mübaşir. Bu durumda mebni olur. Evet hocam. Fiili muzari mebniyün alel-feth li-ittisalihi bi nunun tevkid. Evet ve nunu tevkid la mahalle la minel-i'rab harf çünkü. Evet.
Tenenzi anne, evet. Ve failuhu zamirun müstetirun vücuben takdiruhu nahnu. Nahnu, çok güzel. Min kulli şiatin. Min kulli şiatin. Min kulli car mecrur müteallik nenzi anne. Kulli mudaf. Yani mudaf ne? Yani şey yani. Evet. Şiatin de mudaf ne? Evet. Mudaf ne? Ses geliyor değil mi size İbrahim Hocam yaptı? Evet. Eyye. Eyyu. Eyyu diyor. Eyyü. Çünkü kıraat bu. Eyyuhum. Eyyuhum. İsim mevsul mebniyun mebniyun fi mahal yok. Fi mahalli çok güzel. Fi mahalli nasb mef'ul bihi. Çünkü diyor neyi çekip alacağız diyor her bir fıkradan. Onların hangisi şiddetliyse değil mi? Hmm. Bak ne oldu diyor. İrab burada mebni tabi. Eyyuhum şey olarak eyyuhum geliyor. Ne oldu? Onların hangisi daha şiddet olanlarını, azgın olanlarını çekip alacağız. Burada eyyuhum ne olmuş oldu? Fî mahalli nasbi meful bihi. Meful bihidir yani. Evet. Peki ekeddu ne olur? Şimdi huhumu yapalım. Ve huva mudaf. Huhum mudaf. Huhum damirun muttasun mebniyum fî mahalli cer. Mudafun ney? Güzel. Eşeddu. Ha, eşeddü nedir? Nazar değdirdiniz hocam. Ne? Nazar değdirdiniz. Aynen eşeddü ne hocam? Bu için sıla geleceğine göre sıla ne olmak zorunda? Sıla? Sıla mahalli. Diyor, sıla ne olmak zorunda? Şimdi Eyyü burada. Eyyü ne? İsmi ve usul. Kendisinden sonra gelen ne gelmek zorunda kendisinden sonra? Cümle eşeddü burada tek kelime olduğuna göre ne olacak? Haber olacak. Ha, mahsuf olan bir müptedanı. O zaman niye siz okumam? Cer mahalli mudaf. Cer mahalli o değil ki. Hüve eşeddu. Dedik sadru sılası mahzuf olacak. O zaten cer mahallinde nasıl haber veya şey olamaz. Eyyum hüve eşeddu demek. Hangisi o şiddetliyse. Orada nedir? Mahzuf bir müptelanın haberidir değil mi? Hüve takdiri hüve eşeddu. Dolayısıyla haberun li müpteleyin mahzuf. Mu'alemet ref'ihi dammetu zalil fi ahirihi. Bu şekilde bu kime göre hocalarım? Bakın bu cumhura göredir. Cumhuru Basriyun'a göre. Onlar diyor ki ey burada mebnidir. Nas mahallinde meful bihidir. Peki Kufiyun nasıl yapıyor? Kufiyun diyor ki ey diyor. Şimdi bakın daha önce bunları hiç duymadınız. İlk kez duyacaksınız. Niye? Dedik bir üst seviyeye çıkıyoruz şimdi. Şimdi bunu kim diyordu hocam? Bu Basriyun'un görüşü. Bu cumhur. Cumhuru Basriyun yani bu alimlerin genel görüşü. Kufiyun diyor ki hayır diyor. Hayır diyor. Bize göre diyor ey. Bize göre diyor her halinde ey murabdır. Her halinde. Bize göre mebni olduğu hal yoktur. O zaman ey kufiyun nasıl yapacağım burada eyyü diye geliyor. Kıraat eyyü geliyor. Eyyü nasıl yapacak o zaman kufiyun? Bir dakika. Eyyü'yü nasıl yapar o zaman? Bir fethatil mukaddere diyecek. Yani. Efendim? Ama nasıl mukaddere bir fethayla diyecek. Mukadder bir fethayla mı? Evet, yok yani. Mukadder fetha demez. O zaman mukadder fetha olabilmesi için onu iştigal, mahal falan olmaz. Mahalli işgal eden bir şey olacak. Hocam fiil takdir ettin. Burada diyecek ki kufiyun, burada diyecek ki min zayit diyecek. Çünkü şöyle diyecek. Niye mine zayit diyor sizce? Neden böyle bir şey demek istiyor? Hatta Zemahşeri daha da ileri gidiyor. Diyor ki min burada diyor ba'd manasında isimdir diyor. Harf-i cer değildir. Niye yeni peki böyle bir şey yapıyorlar? Efendim? Mine atıp küllüden yeni bir cümle mi başlıyor? Yok. Küllüyü meful yapmaya çalışıyor. Mine atınca diyor ki lenenzi enne burada külle aslında. Sen şöyle diyorsun diyor. Biz her bir oradaki fırkayı çekip alacağız. Eyyuhum ise diyor eyyü müptedadır. Eşeddu onun haberidir. Bu da cümle istinafiyedir diyor. Anladınız mı? Sanki diyor ki cümlenin takdiri şu. Biz her bir fırkayı çekip alacağız. Onlar kimdir? Eyyuhum onların hangisi daha şiddetliyse ne yapıyor? Tekrar yeni bir cümle getiriyor. Peki bizim o sadr-ı sılanın mahsup olma meselesi yok oldu tamamen. Çünkü onlar diyor ki herhalde murabdır diyor. Ha. Herhalde murabdır diyor. O görüşü kabul etmedikleri için burada zorlanıyorlar. O görüşü kabul etmiyor ama bu onların aleyhine çünkü ref halinde geliyor. O yüzden cumhurun delili daha kuvvetli. Yani eyyü bir halinde mebni olması daha kuvvetli. Çünkü bu ayet zahir olan bu. Bakın onlar ne yaptı? Zorladılar bu sefer bu şekilde. Bu kimin? Kufiyun'un görüşü. Peki
Halil bin Ahmet'in hocası ne diyor? Halil bin Ahmet Sibaveyyun hocası. Halil bin Ahmet de diyor ki buradaki Eyyü nedir diyor. Tamam diyor, Eyyü'nün mevsul olmasını ben kabul ediyorum. Ama diyor ki burada diyor istifhamiyedir diyor. İstifham hasıdır diyor. O zaman buna göre irabını nasıl yapıyor? Çünkü burada dediğim gibi sıkıntı bir yandan da yani bu şekilde takdir eden, çünkü ne geliyor kelime? Merfu gelmiş oluyor. Merfu gelince ona göre bir şey takdir etmek zorundasın. Bu sefer nenzi'enne kelimesi meful istiyor. Neyi çekip alıyorsun sen? Min külli şiatin desem bunlardan alıyorsun ama neyi alıyorsun? Mili o yüzden bu şekilde zahid saydılar diyelim. Ama eğer ki burada biz Eyyü'ye ey dersek, Halil bin Ahmet istifham dersek ne olur? Yine aynı şekilde Eyyühüm eşeddü mübteda haber olmuş olur ama cümle ne olur diyor. Peki ey Halil bin Ahmet, cümle ne olacak o zaman diyor. Cümle için ne diyor biliyor musunuz? Makulul kavl diyor. Orada diyor hazfedilmiş bir kale var diyor. Makul var diyor. Onun diyor merfusudur diyor. Makulul kavl. Sanki cümlenin takdiri şu. Yani el makulu fihim eyyühüm. Allah onlardan o her toplulukta çekip aldı. Kim? İçlerinde kendilerine en şiddetli denilenlerden. Vay be. Bu şekilde takdir ediyor merfu olması için. O zaman ne oluyor eşeddi orada? Eyyü ne oluyor eyyünün irabı? Naib fail olmuş oluyor. Çünkü el makul diye getiriyor ya meçhul. Şöyle denilen onlara. Sonra Yunus geliyor. Yunus da Sibaveyyun hocalarından. Daha kimse gelmiş hocam. Son irabı. Yunus geliyor. Bak ne dedim? Daha önce şimdi bunları görmedi. O da ne diyor? Buradaki Eyyün'ün hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlamazsam Eyyün'ün hiçbir şekilde istifamiye Eyyün'ün mevsulliyetini kabul etmiyor. Mevsul değildir. Biz bakın mevsul olmasını nereden çıkarıyoruz biliyor musunuz? Bir Eyyün'ün mevsul olduğunu nereden anlıyoruz? Yerine ellezi koyuyoruz. Allah ne diyor? Bak lenenzi'anne çekip alacağız her bir fırkadan Eyyü ellezi o kimseyi ki eşeddu huve eşeddu. En şiddetli olanı çekip alacağız. Mana çok müstakim değil mi? Müstakim. Yani istifhamdan daha kuvvetli mana. O yüzden alimler Eyyü evet diyorlar. Bu da ismi mevsuldür yani. Ama Yunus bu ayette hatırladığım kadarıyla Halil bin Ahmet ile Yunus arasındaki fark buydu. Halil bin Ahmet kabul ediyor bu ayette istifham diyor. Yunus ise Eyyü'nün hiçbir şekilde şey olduğunu kabul etmiyor. Öyle hatırlıyorum. İza ma hanetni zakireti. Eğer hafızam bana ihanet etmiyorsa bana benim suçum yok. Yani hafızam bana yapmıştır. Araplar öyle derler. Hanetni zakireti. Evet. Şimdi burada ne olur o zaman Eyyü? O zaman ne olur istifhamiye? Peki şöyle bir sıkıntı var. Peki Eyyühüm eşeddu dediğinde, Eyyühüm eşeddu sen getirdiğinde o zaman cümlenin konumunu ne yapacaksın? O da diyor ki cümle olarak diyor meful bihi makamındadır o zaman diyor. Eyyü mübtedadır. Haberidir diyor eşeddu. Cümle komple diyor fi mahalli nasb meful bihi olarak gelir diyor. Anladınız mı şimdi? Yok. Dördüncüyü. Yok anlamadım. Dördüncü diyor ki hocam Halil bin Ahmet aynı. Eyyü diyor istifhamdır. Fi mahalli refi mübtedadır. Eşeddu haberidir diyor. Eşeddu haberidir diyor. Bu cümle olarak irabı. Hâzihil cümle minel fi'l minel mübtede'i vel haberi fi mahalli nasbin meful bihi diyor. Meful bihi mahallindedir diyor. Bu görüşler gördüğünüz gibi zorlama ve zayıf. Burada cumhurun görüşü açık yani. Cumhurla birlikte olmak iyidir yani. Evet. Şimdi geçtik. Anlaşıldı değil mi? Burada daha iyi görüşler, şeyler daha iyi anlaşıldı mı şimdi meseleler? Ama geride tabii Eyyü ile alakalı meseleleri oturtturmadıysanız, anlamadıysanız bu size çok ağır gelecek yani. Yani görüşleri duyduk hocam. Cumhur'a rücu ettik. Evet. Tamam. O da iyi yani. Evet. Rabbena erinellezine adallana. Bunu da yapalım. Edallana. Bunu da irabını yapalım. Ellezeyni. Özür dilerim. Yancı. Ellezeyni. Rabbena erinellezeyni. Evet. Kim yapacak? Rabbena. Bunu da Zeynep hocam siz yapın. Evet. İbrahim hocam oradan kopya veriyor. Duymadı. Ya bu dua cümlesi başka bir şeydi hocam. Mahsus bir fiilin şeyi mi bu? Ya netice doğruya varıyor ama daha zahir olan bir nida ediyor. Değil mi? Rabbena, değil mi? Nida ediyor. Ya Rabbena orada nedir? Münada. Değil mi? Münadadır. Mansubun. Ne ama bir edat-i nida-in mahzufin. Mahzuf bir nida edatıyla.
mahzuftur. Yani ya Rabbena değil de Rabbena. Ama münada münadadır o yani. Rabbena. Peki münada ama mansuptur. Niye? Çünkü neyle geliyor? İzafetle geliyor. Rabbe mudaf ve na. Na zamir mutasıl mebniye fi mahalli cer mudafın ile erina. Şu ayetin bir anlamını anlasam erina. Rabbena erina. Rabbimiz, ey Rabbimiz bize göster. Ellezeyn, o kimseler ki edallana. O ikisi ne yaptı? Bizi saptırdı. Bu emir mi olacak? Erina. Erina tabii, emrediyor. Emir. Bakın gördünüz mü? İrab geliyor gidiyor. Nereye dayanıyor? Manaya dayanıyor. Manayı bilmediğiniz zaman İrab da bir yerde tıkanıyor yani. Ama mana güçlü olursa, o yüzden Arapça önce mana sonra İrab. O zaman İrab bakın size nasıl yol gösteriyor. Ama manadan ziyade İrab güçlüyse o İrab bir yerde sıkanıyor. Erina fi'lü emrin. Fi'lü emrin. Mebniyün. Tabii biz burada dua diyoruz değil mi? Rabbimize emretme manası değil. Buradaki emir ne manası? Dua manasında. Evet. Mebniyün ala hasfi hafi ille mi? Çok güzel, evet. Ve failuhu. Göster. Failuhu zamirun müstetirun takdiruhu. Vücuben. Vücuben. Vücuben ente. Na zamirun mutasun mebniyün fi mahalli nasb. Mef'ulun bihi. Ellezeyni. Ellezeyni. Şunu göster. İsmun mevsulün. Ha, ellezeyni. Ha, ya nasıl burada mevlu? İbni Malik gibi yapalım. Murab yapalım. İsmi mevsul. Ne İsmun diyeceğiz? İsmun mevsulün. Mansubun. Mansubun. Evet. Ha, İbrahim Hocam bir şey söyledi. Çok güzel bir şey. İkinci mefulü değil mi? Meful bihi sanin olacak bu. Meful çünkü şey yapıyoruz ya. Murab yapıyoruz. Meful bihi sanin. Diye yapacağız. Mansubun ve alametü nasbihi. Yani bize çünkü era nedir? Era iki meful alabiliyor. Bize şunu göster. Neyi? Ellezeyni. O ikisini. Ne diyeceğiz? Meful bihi tani. Evet, alametü nasbihi. Ne? Elya. Lenneha. Müsenna. Hayır. Mülhak bil müsenna. Ay, mülhak bil müsenna. Mülhak bil müsenna. Müsennaya mülhaktır diyoruz ama tabii bu mebni olmasına göre. Mebniler çünkü mebni değil murab. Müsennanın şartları neydi? Şartul müsenna. Kim söyleyecek? Şartul müsenna en yekune mu'raba. Evet. Şartul müsenna en yekune mu'raba. Müfreden. Müfreden münekkeren. Münekkeren ve mağruf kibe. Muvafikan fil lafzi vel ma'na lehu mumâthil lem yughni anhu gayruhu. Maşallah İbrahim Hocam. Bakıyorum ya. Yok hocam, maşallah ezberinde hepsi. Bakıyorum hocam. İyi buluyor, hızlı buluyor. Defteri yanında. Şimdi bazı hadis imamları var, hadis ravileri. Hadis ravileri, onlar hadis rivayet edemiyor defteri yanında olmadan. Defterlersiz olmuyor. Defter bir gidince gidiyor, hata yapıyorlar. Şimdi İbrahim Hocam, ya İbrahim Hocam da hemen şiirleri ama her şeyi hazır maşallah defterinde tak tak buluyor çıkarıyor. O da bir maharet. Şey yani, o da bir maharet. Bize göster eden la na. Evet. Bizi delalet. Burada nedir bakın, ya mebniler olduğu zaman, mebni olduğu zaman ne olmuş oluyor? Mülhak olmuş oluyor veya da tekili yoksa. Yani murab olan diyenler de tekil yok ama İbn-i Malik bir görüşünde diyor ki tekilde var. Çünkü bu ellezine'nin 6 tane lügati var yani. Ellezine'nin. Bu ellezine'nin bunların 2 halleri var. Ellezine, ellezani, elleteyn, elletani şeklinde. Evet. Bunların ama şeyleri lügati olmuş oluyor. İşte o 6 tane lügati olunca ellezine'nin onlardan biri lezi diyor. Ellezi şeklinde geldiği zaman sanki ellezeyn diye geldiği zaman sanki müsenna gelmiş gibi hakiki diye bir görüş. Evet. Biz burada mülhak bil müsenna diyoruz. Evet. Dallana. Bu mazin hocam. Fiil-i mazin. Evet. Mebniyün. 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 Edella. Alessükün diyecek mi şimdi? Alessükün mü oluyor? Kim söyleyecek? Edellana. Bu ikil mi hocam? Sükün olması için ne birleşmesi lazım? Alefet oldu değil mi? Fetha üzerine. Ketebe ketebada da alefet aynen, diyorduk. Aynen. Edalle. Edallani. Edallune. Burada nedir aslında? Edallani. Burada fetha üzerine mebnidir yani.
Edalla, özür dilerim. Edalla, edalla, edallu işte de, evet diyorsun. Kedebe, 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 aynen. Bu muzari ile karıştırılıyor. Yadull, yadulla. Edalla, edalla, edallu. Burada ne diyorduk? Fetha üzerine mebni. Evet. Sadece neredeydi sükun üzerine mebni? Eğer ona zamir birleşirse. Değil mi? Aynen. Burada edalla, fetha üzerine mebni. Yun alel fethi. Evet. Bu şeyleri sükun gibi kabul ettiğimizi hatırladım metnleri ama. Yani sükun yok, sükun yok. Sükun o şeyde. Eğer sonda harfin kendisi gelirse, yoksa adalle geliyor. Yani kelimenin aslı şu. Şöyle normalde adalle şöyle gelmiş bu. Adallede sorun yok ki. Adalle bir elif geliyor yanına. Bu elif zaten fail. Adalle faili yani. Kendisinin var. He, tamam tamam. Şöyle ezber edelim. Aynen, fetha üzerine. Nasr damlede diğerleri sükun üzerine. Aynen öyle. Diğerleri sükun üzerine cumhura göre. Ne dediniz hocam? Şey, irabını yaptım hocam. El elif zamiri mutasili mebniyum fi mahallede. Filavat zamiri mutasili mebniyum fi mahalle. Nasb mefulündeki el cümle edel leha la sıratul mevsul la mahalle leha mine lirab. Evet, güzel. Rabbena erina cümlesi. Cümle istinafi. Evet, cümle istinafi olmuş oluyor. Rabbena da burada şeyin mahzuf olan bir şeyle fiilin veya da yağının ona niyabet ederek yağının şeyi olmuş oluyor. Mefulü gibi. Burada gördüğünüz gibi bakın ne? Cümle istinafi olmuş oluyor. Şimdi burada da gördüğünüz gibi başka ayette evet Zeynep hocam irab işte biraz zayıf yani yavaş yapıyor. Onu da inşallah zamanla hızlandıracak. Ama mesele şeyle konuları biliyor. Bir de ben Kur'an'ı anlamakta çok zorlanıyorum. Kur'an zor zaten. Başta her zaman söyledim. Size geçen dersleri o yüzden örnek verdim. Kur'an ayetlerini anlamak... Ne? Neresi zayıf? Yok şimdi onun seviyesine göre. Bilgiyi biliyor. Bilgiyi biliyor. Uygulamada tatbikte biraz zorlanıyor. Yoksa mesela konuyu söyleyince yani bildiği konuya göre şeyi yapışta biraz daha şey. Tecrübe yap. Eyyün'ün evet. Onlar İraf şey konularında güzel. Yani nahiv konularında bayağı ilerledim maşallah. Evet. Ve zehebe Ebu'l-Baka zaten Zeynep hocam geldikten sonra yani ki nahiv konuları ve sarf anlattığımız dersler anlamında yani nahiv ve sarf konularında en çok faydalananları koysak Zeynep hoca birinci sırada. Yekuna vurduğumuzda İbrahim hocam oradan kurtarıyor. Geçmiş dönemde daha tecrübeli olması, okuma da daha iyi olması. Oradan şeyhliğimizi bırakmıyor hocamız hala. Evet. Ve zehebe Ebu'l-Baka. Yani Ebu'l-Baka ne yaptı? Şimdi geçtik burada bir ihtilaflı bir konuya girecek. Diyecek ki Ebu'l-Baka dedi ki şu fikre zahip oldu. Şu fikre zehab eyledi. Eskiler öyle derler. Şu fikre zahip oldu veya şu fikre zehab eyledi. İlâ ennel mahalle lil mevsul ve sılatihi ma'an. O diyor ki mevsul ve sılasıyla birliktedir diyor onun mahalli. Yani sadece sılası mevsul değildir diyor. Kema ennel mahalle lil mevsulil harfi ma'asıleti. Aynı diyor. Harfi mevsulde olduğu gibi ismi mevsulde de aynısıdır. Sılasıyla birliktedir. Ve farkul evveli farkul evvel yani birincinin farkı birinciyle farkı bi enne ne olmasıyladır? Bi ennel isme ismin yestakillu bil amil ve harfü la yestakil. Şimdi bu ilk görüşte ne var? Yani bu Ebu'l-Beka'nın dediği. Burada isim amiliyle müstakil. Tek başına. Diğerinde ise diyor ki harf müstakil değil. Harf ne diyorduk biz? Şeyle birlikte, sılasıyla. Ebu'l-Beka ise diyor ki hayır ikisiyle birlikte bu şekildedir yani. Evet. Evet. El-vâkı'atü sıleten li harfin. Ha şimdi geldi harfi mevsul dedik ya. Ya ismi mevsul veya harfi mevsul olarak. Yüevvelu ma'a sıletihi bi mastarin. Buna ne yapılır? Tevil edilir. Neyle? Sılasıyla birlikte mastar olarak tevil edilir. Mesela diyeceğiz ki acib mimma kunt. Nedir? Bu ne demektir? Anlamı ey min kıyamike. Yani acibtu benim hoşuma gitti. Ney? Senin kıyamın benim hoşuma gitti. Fe ma mevsulün harfiyyum. Bakın ma burada mevsulü harfidir. Yani mastar harfidir. Bir de bizim ma var. Hangi ma var? Ma'nın kaç çeşidi vardı? Ma'nın bizim kitapta orada 12 çeşidini sayacak. Bu kitabın sonunda. Bizim teşhirde de sanırım biz 12 çeşit falan sayıyorduk orada. Harf ve isim olarak. Orada teşhir yazdık. Yazdıktan kaçmaz falan. Onları zaten ben Muhni Lebib'le şeyden hazırlamıştım. Muhtar Lemba'dan. Oraya bakarsınız. Oradaki çeşitlerinde
Mastar harf olarak geldi. İsmi mevsul nedir? İsimdir. Farklarından biri bu. Alel esah diyor. Niye alel esah dedi burada sahih görüşe göre? Çünkü burada bir ihtilaf var. Ne ihtilaf var orada? Yani mimma kumtünün burada irabını yapalım anlaşılsın. Evet acip kim yapacak? Aile hocam bu sefer de siz yapın. Kumti. Mimma kumti aynen. Kendi kendisinin kıyamından herhalde hoşuna gitmemiş. Ne kadar güzel kıyamım varmış falan. Hocam pardon. Bir şey dediniz. Ben hiç yapmıştım. Ona cevap veriyordum da. Aciptu irabını yapalım bunu. Derste yazışıyorsunuz. Neyse konu içindedir inşallah. Sormuştuk. Evet aciptu. Dikkatinizi dağıtmayın. Rakkizu ale ders. Derse odaklanın. Yani bir şey bile kaçarsa burada hocalarım ben gözümü bırakmıyorum. Gözüm hep onlarda. Sizi görmüyorum. Orada size güveniyoruz. Evet. Yapalım. Aciptu. Aciptu fiil mazinin mevdiğine göre sükûn. Tu zamir muttasının mevdiğine fiil mazeret fail. Tamam. Mim ma bu harfi çarar. Ya ma cari meçhul diyeceğiz değil mi hocam bana? Evet. Mütali gani acip. Acip. Ecebe. Dilgülüm. Ma nedir ma? Ma ismi mevsul. İsmi mevsul mü yoksa burada konumuz ne dedi? Mevsulün yani, harfiyün dedi. O zaman mimmaya car mecrur diyebilir miyiz? Harf mevsul diyeceğiz. Harftir o zaman. Harf olduğu zaman o zaman iraptan mahalli yok. Mecrur değil henüz yani. Değil mi? İşte fark bu. İsmi mevsul olsaydı kendisine biz diyecektik ki car mecrur. Ha, ama şu anda mi diyemezsin ma'ya. Ma harf, harfin irapta mahalli olmaz. O zaman min ma'ya. Min mine böyle diyeceğiz. Min harfi cer. Ma. Ma harfun mastariyetu. Ma mastariyetu la mahalle la minel i'rab. Gumt diyeceğiz. Cümleyle birlikte vel mastarul müevvel fi mahalli cerrin diyeceğiz bir harfi cer. Farkı bu. Ne dedin Zeynep hocam? Hocam bu İrabı anladım. Ben de böyle yapıyordum ama şimdi yeni düşünüyorum. Harf harf üstüne geliyor muydu böyle? İşte harf üzerine gelmiyor. Oradaki harf evil. Yani biz ne dedik? Harf-i cerler sarih olan isme veya da mastar tevilinde. Mesela müpteda da ne olmak zorunda? Müpteda isim olacak. Ama mesela ne diyoruz? Mesela isim sarih de olabilir. Müevvel de. Mesela diyoruz ki ente duruşa senin çalışman yu'cibuni. Bak ente duruşa müptedadır orada ama öyle diyor muyuz? En müptedaun. Hayır. En harf diyoruz. La mahallela minel i'rab. Tedruse diyoruz ki fiili mudari'in mensubun bi en diyoruz. Sonra diyoruz ki işte failu damir müstetirun vücuben takdiruhu ent vel mastarul müevveli min en vel fi'li vel minel fa'ili fi mahalli ref'in müptedaun diyoruz. Bu şekilde. Farkı bu. Yani mana olarak o enin harfle bir alakası yok zaten. Tabii. Aynen. Evet. Kumt ne olmuş oluyor burada? Ma'ya mecrur demeyeceğiz. Kumt. Evet. Alo. Fi'lu mâdî mebdiyun ale sükûn dedi. Litt-tâli bi damir ref. Ve damir muttasıl mebdiyun fi mahalli ref fâilun. Evet. Ve hâzihil cümle vel mastarul müevveli min mâ ve kumt. Aslında mastar müevvel fiil burada. Ama harf ise orada nedir? Mastara çevirmede lazım olan bir şey, alet gibi yani. Evet, vel mastar müevvel mahalli. La mahalle müevvel diyeceğiz değil mi? La mahalle değil, mahalli var. Min. Hayır, kumte. Neyi yapıyoruz biz? Ha, kumte'nin iraptan mahalli yok. Tamam, kumte, hadihil cümle, minel fi'li vel fa'ili. Kumte la mahallele minel erab. Liyenneha. Cümleti sıla, sıla cümlesi. Ama ma kumtu komple vel mastar müevvel mastara çeviriyor ya harfi. Mastar harfi. Mastar harfi ne demek? Ma kumte ne demek? Kıyameke demek. Kıyameke demek. Bu manada. Peki bu kıyamekenin irabtan mahalli ne? Fi mahalli cerrin bir harfi cer. Min kıyameke takdirinde. İşte burada niye alel esah dedi? Bu cumhurun görüşü. Cumhurun görüşü ve Sibaveyh'in görüşü. Bazı alimler ise diyor ki İbn-i Serraç ve Farisi gibi alimler diyor ki hayır buradaki mevsuldür diyor. Ma mevsuldür diyor. Ma mevsul olursa ait nerede diyor? Ait de diyor hasf olmuş. Ait hasf olmuş diyor kumte. Sen ayağa kalktın. Fakat sıkıntı kumte lazım fiil. Aidi nereye koyacağız? Ne yapıyorlar? Cümleyi tevil etmeye çalışıyorlar.
Bazıları da diyor ki hayır diyor, buradaki ma ne mevsuldür ne de mastar şeydir, mastar iyi harfidir. Buradaki ma diyor nekiradır. Nekira mevsufedi. Nekira mevsufe. Yani min şeyin demektir bu. Şeyin. Yani şundan, şu beni beğendirdi, şu benim hoşuma gitti. Ne şeyin kumte, senin o kalkma. Tabi burada da bir hareket takdir etmen lazım. Şey, amir geriye dönen. Çünkü niye bu sefer bu sonraki cümle ne olmuş oluyor? Onun sıfatı olmuş oluyor. Bu iki takdirde zayıf. Burada güçlü olan nedir? Bunun mevsule harfi olmaz. Hiçbir takdire gerek yok. O yüzden alel esah dedi. Yani ihtilaflı bir mesele diye. Evet. Ve kumte sılatuhu vel mevsul ve sılatuhu fi mevdi'i cerrin. Min. Bakın bu sılasıyla birlikte bu mevsul cer mahallindedir. Min ile. Fi mahalli cerrin bimin. Ve emma sılatu ve hiye kumte vahdaha. Fakat tek başına sılası felâ mahalle lehâ minel i'râb. İraftan mahalli yok. لِأَنَّهَا صِلَةُ الْمَوْسُولُ. Çünkü mevsulün sılasıdır. وَكَذَا الْمَوْسُولُ الْحَرْفِيُّ وَحْتَهُ لَا مَحَلَّ لَهُ. Yine mevsulü harfinin de tek başına irabtan mahalli yok. Niye? لِنْتِفَاءِ الْاِعْرَابِ فِي الْحَرْفِ. Çünkü harflerde, harfler niye mebnidir zaten? Harflerin mebni olmasının sebebi üzerlerinde bir irab gözükmemesi. İrab nedir bize? İrab bize oradaki mana farklılığını veriyor. Mesela diyorum ki, örnek vereyim mesela. Nasıldı? Yani irabın değişmesine göre, isme göre vesaire değişmesine göre diyorum ki ma ecmele diyelim. Mesela ma ecmele, cümle biraz tuhaf cümle kurayım, uğraşmayayım yani. Ma ecmele deyden desem ne olur oradaki ma? Muhtıda. Ma nedir? Ma ecmele. Ma taaccubiyedir değil mi? Ma ne? Nasıl taaccubda müfteda demiyor muydu? Ne diyorduk? Ma taaccubi de tam müfteda mahallinde. Aynen. Müfteda mahallinde. Veya da nekira mevsufe de diyebiliyorum. Şeydi müfteda mahallinde ama orada ma'ya kendisine diyor müftedadır irabı. İrab vecihlerinden biri. Peki ma ecmelu. Söyleyin. Taaccub masını Arap nasıl okuyor? Mel taaccubiye diye mi okuyor? Met taaccubiye. Met taaccubiye çünkü harf nedir? Şemsi harflerdendir. Ma'nın şeyi diyor. Tamam. Aynen. Met taaccubiye. Şimdi daha sonra ne dedik? Peki ma efdalü Zeyd'in deseydi. Zeyd'in en faziletli kimdir? En güzeli kimdir? Tabii tuhaf bir cümle de. Anlayın yani. Orada ne olur? Ma efdalü Zeyd'in derse bu sefer efdalü dedi. İstifham oldu o zaman değil mi? Ma efdalü Zeyd'in en. Bakın koyduğun ismin özelliği bu. İsim ne yapıyor? Getirdiğin harekeye göre, iraba göre mana değişiyor. O yüzden zaten murab asıl. Ama harflerde böyle bir şey yok. Harfleri değiştir. Bir şey yok ki. O yüzden mebnidir. Evet cümlemizi burada bitirdik. Konumuzu. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.